yakadan 250 bin kişi takipçi vuruyor kendine. Tamam. Ondan sonra şu fotoğraf. Ya Diğer ne bir kadar... da niye dördünüz oradasınız abi? He? Diğer gazeteciler nerede? Ya Muhabirlerden bahsetmiyorum. Çünkü TGT'den de var, şeyden de var. Bak şimdi ben sana anlatayım. Bu, bu biz artık en sonda giderken şeyi niye göstermiyorsun? Göster bir tane şey var. Selfie yaptığımız otobüsün içinde. Hmm. Milliyetin muhabiri falan. Gibi. Şimdi bak Türkiye'nin 50 yıllık siyaset geleneğinde, bu ta Özal'dan beri başlayan, tamam mı? Muhabirler davet edilir, köşe yazarları davet edilir. Köşe yazarlarıyla ondan sonra Süleyman Demir'i de, Tansu Çiller'i de, e, Tayyip Erdoğan'ı da, Bülent Ecevit'i de, geziler de yapılır. Ondan sonra akşam ya odalarına çağrılır, ya da arabada giderken veya uçakta giderken köşe yazarlarıyla bir sohbet yaparım. Bu Türk siyaset ben en az herhalde 10 başbakanın, 2-3 cumhurbaşkanının uçağında bunları yaşadım ben şey olarak anladın mı? Evet. Fakat şimdi bana bana sorarsan bunlar da bana artık çok gerekli şeyler gibi görünüyor çünkü benim gözümde köşe yazarlığı denilen ve televizyonda köşe konuşmacılığı denilen olay bitti. Böyle bir şey yok artık yani. Anladın mı? Gerçek uzman konuşursa tamam. Öbürü şey. Ayrıca biz haber yazmıyoruz oradan. Biz izlenim yazıyoruz. Ben izlenim yazdım. Anladın evet. mı? O bakımdan şu fotoğrafta hiç garipselecek bir şey yok. Türkiye'nin bütün başbakanlarının böyle fotoğrafı var. Tayyip Erdoğan'ın da vuruşu andan. Oturuyorlar hep beraber. Evet. Bizimki hatta daha güzel, daha renkli, daha cıvıl cıvıl. <laughs> Bak yani <laughs> e, geçmişte bir e, örnek de vereceğim bunu ama şu e, bir de bir şey söyleyeceğim ben sonra bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak hep hesap soruyorlar ve sol da soruyor hep hesabı. He. Tamam mı? Hatta şey diyorlar hangi kaynaklardan sağlandığı bilmem ne bana da açtılar sordular sabah gazetesinden. Ya aynı günlerde bir fotoğraf daha geldi gazeteci fotoğrafı. Hı <laughs> hı. Umreden. Ee, ama orada e, bir daha şeylere e, Ziya o e, şeylere e, gezilere giden gazeteciler televizyonlar kendi paralarını ödüyorlar. Ya yani tamam. orada öyle bir şey var. Otel paralarını kim evet, ödüyor? Evet, kanallar kendileri ödüyor. Öyle mi diyorlar? Evet, diyorlar. evet, evet, aynen. Ay, o zaman. gazeteler, zaman aynen. Yok, Tabii. tamam. evet. gazeteler e, tek, ve... soracağım e... yalnız. Evet, evet, gazeteler ve televizyonlar... E peki nasıl kendileri... ödüyorlar? Cumhurbaşkanı'nın uçağına gidiyorlar. Cumhurbaşkanı'nın uçağına Türk Hava Yolları gibi para mı ödüyorlar? Ben anlamadım yani. E, Cumhurbaşkanı uçağı için ödemiyorlardı <laughs> elbette ama orada ne kalacakları konaklamalar için... Tamam da uçağı için, kim televizyonlar... ödüyor kardeşim? Uçağı He? kim ödüyor? Ben diyorum uçağı kim ödüyor? Uçağı, uçak gittiği için kimse ödemiyor. Bilet kesmiyor herhalde. Ama ben sana bir şey anlatacağım. Hı. Biz biz Turgut Özal döneminden sonra Sabah Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Zafer Mutlu ve ben. Evet. Biz kendimiz başvurduk. Yanılmıyorsam Turgut Bey'in son zamanlarında kendimiz başvurduk. Uçak paralarını artık biz kendimiz ödemek istiyoruz dedik ve öyle başlattık o geleneği. Biz başlattık o geleneği. Evet. Anladın mı? Şimdi ama bir şey söyleyeceğim ya Allah aşkına bana anlatma Akit Gazetesi hangi kaynaklarından ödüyor şeyi? Japonya'ya kadar gidiş dönüş. Sen kaç para biliyor musun Japonya gidiş dönüş bir tane bilet? Herhalde 20-25 bin lira falandır. Belki daha bir fazla. lira. Tabii. Daha bile fazladır belki. Yirmi Ama bin sen bizden suçlu için... 2000 dolar. 2000 <laughs> dolar. Onların uçuşmuşak <laughs> biznesinden da iyi. Bırak şimdi bırak. Allah evet. aşkına sen de. Şimdi e, dur şu... E... Ha bir de bir şey var yani. Diyanet İşleri'ne soruyorum ben ya. Devlet parasıyla umre kabul edilir mi abi? Evet, Diyanete sormak lazım. Ben bilmiyorum. Ben bana. de bilmiyorum. Bana... Benim benim Ol. uzmanlık alanımda değil bu konu. Ee, Neyse şey, şey, kapatalım artık. Evet, tamam. Yani. Hız, hızlıca hızlıca diye. geçeceğim çünkü bir iki tane daha örnek var ama şunu da söylemem lazım. Şimdi demin bin e, halk TV'deki e, görüntüleri gösterirken ya e, sevgili Gökmen e, diyor ki bir televizyon kanalı bir televizyon kanalı Allah'ın şerefine bu kompleksleri artık bırakın ya. Hani e, bir televizyon ya. kanalı değil abi TV100 bak TV100 de yaptık. Ertuğrul Özkök yaptı. Cengiz Semercio da yaptı. Tam o e, bizim ismimizi anlıyoruz ya. Ha bir televizyon kanalı. <laughs> Elimizde de böyle koca mikrofon var TV100 yazıyor. Bir televizyon kanalıydı arkadaşlar. Bak TV100 bak logo şurada. Bak bak duruyor. Gökmen lütfen yapmayın ya. Ya bak şimdi, şimdi bir şey söyleyeceğim sana. TV100'ün bir özelliği var. Ben ben seviyorum o tarafını her tarafa eşit mesafede duruyor ve gidiyor. Şimdi Cumhurbaşkanının gezisinde de bir TV 100 muhabiri var yanılmıyorsam evet, değil, e, ya. değil mi? Evet, Aynen. var değil mi? Tabii. Oraya orada da gidiyor. Da, orada. Burada da öyle. Ekrem İmamoğlu'na İmam da davet da, da da etti. Yani bunlar yani bir de bak. O o gezide benim yani beni gözlem olarak beni üzen ve düşündüren şeyler var. Şimdi Nagihan'ın yaşadığı dondurmacıdaki hmm. olay. Anladın mı? Yani Nagihan'la Rasim geçmişte benim aleyhime çok yazılar yazdılar. Ama bende kin yok kardeşim. Kin hafızam yok benim. Maalesef böyle. Tamam benim kin hafızam yok. O yüzden bana ne derse her devrin adamı diyorlar. Hayır ben her devrin gazetecisiyim kardeşim. Her devirde her her siyasetçiyle, her siyasi aktörle, her sanat aktörüyle, spor aktörüyle konuşmak istiyorum. Ben Fenerbahçeliyim. Galatasaray'ın Leeds United maçına 11 Fener Hürriyet muhabiri götürdüm. Yazarı ve Okta Ekşi'yi götürdüm. Hmm. Türkiye'nin meselesi diye. Benim benim Fenerbahçeliyim. Ben Fenerbahçelilerin en kızdığı Fatih Terim benim en iyi dostlarımdan bir tanesi. Şimdi ya. buna istersen karaktersiz de istersen bilmem ne ne dersen de ama şunu e, ben, ben ben mesela şunu diyorum. Adam e, 20 yıl genel yayın yönetmeniken en çok konuşulan gazeteciydi. Genel yayın yönetmenliğini bıraktı, yazarlık yaptı gazetede. Yine en çok konuşulan gazeteci oldu. Hürriyet'ten ayrıldı. Yine en çok konuşulan gazeteci oldu. Hala öyle smaç. Köşem var. yok benim ayrıca. <laughs> var, nasıl yok? Daha çok her tarafta senin yazdı. 6 yedi tane internet benim, sitesi manşete çekiyor. Yani deliriyor kullanıyor. Biliyorsun. O yüzden de e yani <laughs> tamam da kardeşim ben şimdi işte böyle selfie, bir rekabet, selfie rekabete fotoğraf. gelin ya rekabet. Fair rekabet olsun. Evet katılıyorum. Ama oturduğun yerden konuş 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 ondan sonra da kalk. Bu da işte giden demin istediğin şey. selfie fotoğrafı. E işte Otobüste bak, çekeyim. Bir arkaya ver sen selfie fotoğrafı bakayım yakından görelim onu. Bir arkaya ver. Ee işte. Bir şey al, otobüs lüks evet. VIP otobüs dedikleri bu. İşte Allah bir aşkına hikaye, bir bakın karar verin ya lüks, lüks VIP. Viye... Bak orada Özlem Gürses var yanımda evet. Özlem davetli değildi Evet kendi Kendisi şey... başvurdu ve kendisi geldi Özlem niye evet. kalkıp gelmiyorsun Bir de dahası var ya Şu altılı platform toplantısını hatırla Ben oraya da gittim Hı -hı. 48 gazeteciyi davet ettiler oraya Ve her kanattan vardı Yani Kemal Bey, Meral Hanım ve Öteki 4 e, Ali Babacanlar Davutoğulları Temel Karamollaoğlu Akreditasyon sistemini Yıktılar ve her görüşten gazetecileri çağırdılar oraya. Ama, ya bir kısmı biz kalabalıklara girmeyiz diye gelmediler. Gelmeyenler bana niye bunu davet ettiniz diye soruyor. Ya gelsen de kardeşim. Abi zaten Türk medyasının ve siyasetinin geçmişinde böyle bir gelenek yok muydu? Bak bugün dün mü yazdın sen de aynı meseleyi? 97'de Genelkurmay gazetecileri davet evet, edip abi. sınır evet. gezdirdiği evet. bir gezisi var. Evet. Hatta orada karakolda 28 konaklattılar. 28 Şubat döneminde hem de. Bravo. Ee, hatta orada karakol, karakolda... kimler vardı yan yana? Hemen söyleyeyim bak kimler söyle vardı. kimler vardı? Fatih Altaylı, Enis Berberoğlu, Mehmet Altan, Ahmet Altan, Oral Çalışlar, Yavuz Gökmen, e, Neşe Düzel, e, Abdülkadir e, Dilipak. Abdurrahman Dilipak. Abdurrahman Dilipak. Abdurrahman Necati Dilipak. Doğru da var. Necati Doğru. Aynen. Yani Necati doğruyla onun ikinci cumhuriyetçi diye yerden yerde vurduğu Ahmet Altan'la Altan, aynı yan uçakta yan yana. Ve götüren de götüren de e, Çevik, Çevik, birle şey e, neydi bizim öteki yardımcısı? İlnur Çevik. Değil değil değil. Ya İlnur Çevik şeydi Erol Özkasnak. Erol Özkasnak ya Erol Özkasnak. Ve bu 28, de var çünkü ya şeyde. şimdi ben de soruyorum. 28 Şubat döneminde askerler daha mı hoşgörülüydü? Yoksa biz mi bugün çok hoşgörüsüz hale geldik? Yani o gün o gün gitti onlar beraber ve çok da güzel yazdılar. Evet. Ya akşam da aynı karavana, orada da biz, biz kuru fasulyedik, onlar da protokol karavana Ama sizin, yediler. Sizin gibi VIP kuru fasulye. <gülüyor> Onu... <gülüyor> VIP karavana, asker karavanası. <laughs> yani, yani bunlar. ha bir şey anlatıyordum. Bir dakika. Ee, Nagia'nın na anlatıyordum. Şimdi bak, orada Nagia'nın girdiği dondurmacıda duvarda üç fotoğraf, iki fotoğraf asılıydı, bir de bir şey vardı. Fotoğrafların Firde biri çek he. biri Firde Kahlo'ydu. Bir de İstanbul Sözleşmesi Öğrenci İstanbul Sözleşmesi yaşattın. Abi İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bu ülkede en cesur yazıları yazan insanlardan biri Nagihan. Bak istediğin hmm. kadar kız eleştir ama hakkını ver. Osman Kavala'nın Ilıcağ'ın, içerideki insanların içeride tutulmaları, verilen cezalarla ilgili dahası CHP genel e, İstanbul e, İstanbul gazetecilik başkanları... günahlarıyla gazetecilik sevaplarını kefeye koyduğumuz hangisi ağır basar? Zaten tartışma meselesi ee, biraz o abi. Ama bak bir şey söyleyeceğim ben sana. Burada konuşanlar hepsi kendilerini çok günahsız zannediyorlar. Ben desem ki içinizde en günahsız taşeratın işlerinden bir tane çıkamaz. Çıkmaya evet. kalkarsa da ben hatırlatırım onlara. Evet. Ben çünkü çok yaşadım <laughs> bu meslekte. Tamam mı? <laughs>